Temel yeterlilik testi denemesi soru çözümlerini yapacağız. İlk soruya bakacak olursak, bana şöyle bir olay söylüyor. İlk çağdaki medeniyetler için yer seçimi çok önemliymiş. Bazı medeniyetler istilalar çok açık olduğu için sürekli medeniyetler kurulurken, bazı medeniyetler ise izola bir medeniyet olduğu için günümüze kadar devam eden bir devletler halen devam etmektedir diyor. Biz medeniyetlere baktığımız zaman Mezopotamya dediğimiz bir medeniyet var. Fırat ve Dicle arasında kalan bir bölge. Maya, Aztek, İnka dediğimiz medeniyetler var. Bu medeniyetler daha çok açık bölgelerde olduğu için çok fazla istilara maruz kaldıkları için günümüze kadar devam edilmiş eski adıyla. Ama Mısır, özellikle Çin ve Hint medeniyetler ise özellikle izole bir bölgede oldukları için çok fazla istilaya maruz kalmadıkları için günümüze kadar devam etme özelliği gösteriyorlar aynı isimle. O yüzden 1 ve 3 numarada Mısır ve Çin dediğimiz medeniyetler şu an halen etkisini devam ettirmektedir. O yüzden cevaba baktığımız zaman cevabımız 1 ve 3, C şık, Bursa şıkkı oluyor. Diğer yerimize baktığımız zaman, sorumuza baktığımız zaman, önceki sorumuza göre şöyle bir olay var. Burada bir Türkiye haritası tanımı olayı var. Bana bir yer vermiş, nokta vermiş. Ben bu noktaya baksam buranın bir bölge olduğunu bilmem gerekiyor. Ne bölgesi var burada? Burası bir taş yedi, platos denilen bir platoluk alan. Daha çok bölgeye baksam bölgede platoluk alan karstik bir plato özelliği gösteriyor. Ve bölgeye baktığımız zaman Akdeniz ikliminin temel özelliklerini gösteriyor. Neler varmış mesela Akdeniz ikliminde? İsterseniz şıklardan tek tek gidelim. Bölgeye baksın, Akdeniz iklimi bölgesi oluşumu karstik bir arazi olduğu için terörsa topraklar görülüyor. Akdeniz iklimi olduğu için kızılçam ormanlar dediğimiz Akdeniz'i yansıtan karakteristik ormanlar olan ormanlar rahatlıkla görülüyor. Ve bölge dağlık ve karstik bir arazi olduğu için bölgede genelde engebel alanların çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Peki bölgede deprem riski mi, sanayileşme mi arasında gidip gelirseniz şöyle bir olay var. Türkiye'deki deprem bölgeleri var. Özellikle Marmara Denizi'nin altından ta şöyle Karadeniz'in bölgesinden Van Gölü'ne kadar gidip daha sonra kuzeye çıkan Kuzey Anadolu fay hattı var. Daha sonra Hatay ve civarından gelen Muş'un Vartosu'ndan Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşip güneye giden Doğu Anadolu fay hattı var. Bir de Ege kıyılarında girintili çıkıntılı şekilde oluşan Batı Anadolu fay hattı oluşuyor. Ve Taşeli platosu bu bölgenin dışında kaldığı için deprem riskinin az olduğu bir bölge olarak kabul edebiliriz. Ama bölgede ulaşım zor olduğu için, dağlık bir arazi olduğu için sanayileşmenin zor olduğu bir bölge. O yüzden yanımız cevabımız A şıkkı olur. Diğer sorumuza bakacak olsak, bir depremin can ve mal kayıplarından neden olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Merkez üstündeki deprem şiddeti etkili bir hale geliyor. Çünkü Richter ölçeğinde biz bu sayı 1'den 12'ye kadar arasında değiştiririz. Eğer sayı 12'ye yaklaşırsa deprem şiddeti fazla, can ve mal kaybı, yıkıcılık etkisi fazla. Ama 1'e yaklaşıyorsa bu şiddetin daha az olduğunu söylüyoruz. O yüzden deprem şiddeti önemli. Bir bölgeden özellikle merkez üstünde nüfus yoğunluğu çok fazlaysa can ve mal kaybı ihtimali riskini artırıyor. O yüzden olabilecek İstanbul depreminde çok fazla can ve mal kaybı olmasının sebebi, olmasını düşünmemizin sebebi bölgede çok fazla bir kalabalık nüfusun olması. Bölgenin gelişmişlik düzeyi bu konuda çok etkili bir hale geliyor. Japonya ve Endonezya örneklerini verecek olursak, Japonya gelişmiş, Endonezya daha az geliştiği için, Japonya daha fazla önlem aldığı için can ve mal kayıpları daha az alırken, Endonezya bu konuda daha az önlem aldığı için can ve mal kayıpları daha da artıyor. Özellikle eş çıkına geçecek olsak, merkez üstünün jeolojik yapısı da bu konuda etkili. Özellikle Heyelan bölgesinde depremler daha yıkıcı etkiye sahip oluyor. Bölgede yumuşak arazilerde yıkıcı etkisi daha fazlayken daha çok böyle granit arazide ve sert arazilerde yıkıcı etkisinin daha az olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama merkez üstünün ortamı yükseltisi bu konuda çok da etkili bir olay yok. Çünkü Türkiye'nin doğusu yükseltisi fazla olan bir yer. Ama Erzincan, Van, Elazığ depremi gibi depremler bu tür bölgelerde oluyor. O yüzden biz merkez üstünün ortamı yükseltisinin çok da etkili olduğunu düşünmeyiz. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Diğer sorumuza bakacak olsak, bir kıta üzerinde farklı bölgeler görülebilir diyor. Evet, doğru. Buna göre aşağıdakilerin hangisi Afrika kıtasında yer aldığı söylenebilir. Ben şimdi hemen bir Afrika bölgesi çizmiyorum. Şöyle hemen 5 dakikada şöyle bir Afrika'la ilgili çirkin Afrika kıtası çizdiğim zaman bölgede Akdeniz iklimi görülüyor mu? Evet, Akdeniz iklimi özellikle Afrika'nın kuzeyinde ve güneyinde görüldüğünü söyleyebiliriz.
O yüzden A şıkkı Afrika kıtasına görülür. Çöl bölgesi özellikle Afrika'nın orta kısmında Sahra Çölü ve özellikle şu sol tarafından Namib Kalahari Çölü'nün olduğunu söyleyebiliriz. Yağmur ormanları tam olarak şu Gine Körfezi'nin olduğu yerde Kongo ve Nijerya gibi bölgelerde yağmur ormanları rahatlıkla yürülüyor. Tektonik göller mesela Afrika'nın şöyle doğu kısmında ayrılmayla birlikte Rift Vadisi olan kısımlarda ayrılmadan dolayı bölgenin suyla dolmasıyla birlikte Victoria, Tanganyika, Nyasa dediğimiz tektonik göller oluşuyor. Ama fiyortta kıyılar çok fazla oluşamıyor. Bunun sebebi ne diye soracak olsanız, sebebi enlemden dolayı Afrika kutbuna çok yakın olmadığı için buzullar da deniz kanalına kadar gelmediği için ve buzulların oluşturmuş olduğu vadik tip olan ve kıyı tip olan fiyort kıyılar çok da fazla görülmez. Tekrar dediğim gibi sebebi enlem. Diğer sorumuza geçecek olursak muhteşem dörtlüğünle ilgili bana bir harita ve tanım vermiş. Önce ben atmosferin hava küre olduğunu bilmem gerekiyor. Hidrosferin su küre olduğunu bilmem gerekiyor. Litosferin taş küre olduğunu bilmem gerekiyor. Biyosferin ise canlı küre olduğunu bilmem gerekiyor. Üniversite hazırlanan Utku'ya coğrafya öğretmenin aşağıdaki etkinliği vermiş ve bu muhteşem dörtlüğün alt kesimlerini işaretlemesini istiyor. Hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Volkan tüfü bir kayaç özelliği gösterdiği için ve yer altına geldiği için ben bunu litosfer olarak adlandırabilirim. Yağmur ormanı, yağmur dediğimiz kavram tamam su rengi bir kavram ama oluşum yeri atmosfer hava olduğu için biz bunu daha çok atmosfer içinde yer alırız. O yüzden yağmurun da doğru olduğunu kabul edebiliriz. Göksu nehir, nehir bir su kökenli bir kavram olduğu için hidrosfer grubunda olarak yer alabiliriz. Yani doğru olur. Kartal bir canlı olduğu için evet gerçekten biyosfer grubunda yer alabiliyoruz. Ama alabalık suda yaşıyor. Tamam doğru ama bu bir canlı. Canlı olduğu için bu daha çok hidrosfer kısmı değil. Nerede yer alması gerekiyor? Biyosfer kısmında yer alması gerekiyor. O yüzden yanlış cevabımız alabalık olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Temel yeterlilik testimizin denemesinin çözümleri buraya kadardı. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. İyi günler.